Koç oğlu Çaldıran da ölmüş. Hazinenin sırrını da birlikte götürdü. Gaffer! Buyurun Mahmut beyim. Tez yola çık Gaffer! Malkoçoğullarından bir tek canlı kalmayacak yeryüzünde. İki tane oğlu var, ikiz. İkisini de kaçırıp bana getireceksin, eyleme! Malkoçoğlu'nun soyunu sopunu kurutmadan, onları ellerimle parçalamadan yüreğimin yangını söner mi bellersin? Tez dön Gaffer, tez dön! Eğlenme, tez dön! Dük Delvarez'e haber salın, gelsin! Gazan mübarek olsun Muslu, hoş gelmişsin. Sağ ol ana hatun. Malkoçoğullar nicedir? Yeni bir gazaya çıkmadan çiftliğine uğramayı düşünmez mi Ali beyim? Tez haber versene Muslu! Gaza meydanlarının kartalı malkoçlar, artlarında soylarına layık olmayan yüreksizler mi bıraktı bellersin? Tur Ali Bey'den, Malkoçoğlu Bali Bey babamdan haber ver! Sizler sağ olun ana hatun! Kurt Bey'le Doğan Bey sağ olsun! Çaldıran'da zafer pahalı ödendi ana hatun! Hepsi şehit oldular! Babalarının vasiyeti, yiğitliklerini ispatlayınca açacaklar bu hamaylıları. İçindeki sırrın gereğini de birlikte yerine getirecekler. Sen ne lazım gelir köpek? İki malkoç dölünün hakkından gelemez, bir de fedaimiz belletir kendini. Defol! Defol diyorum sana köpek! Mahmut Bey'i selamlarım. Öldürdünüz kabul edin senyör Mahmut. Ne kadar istersiniz? Dükat Alvarez. Kabul, senyör.
Don Jose! Mahmut Bey'in sözüne saygımız vardı. 20.000 duka ölü bir çocuk içindi Don Jose. Yıllarca aradığımız hazinenin planları için değil. Ama... Elinizdeki hazine planlarının sadece yarısı senyor. Tamamı da olsa, anahtarları kullanılmadıkça plan ne işinize yarar? Dostluğunuza güvenmemeliydim demek. Anahtarlara sahipsiniz. Ama unutmayın ki hazine benim arazimde. Bizi dostluktan çok daha güçlü bir sebep birleştiriyor senyor Mahmut. Çıkarlarımız. Hazineye kavuşmadan çözüm bekleyen bir sürü sorunumuz var daha. Hazineye kavuşunca sorunlar daha kolay çözülür. Eflak Buğdan Voyvodaları yardım için altın isterler. Ben kılıcımı çekip atıma atladığım gün, Balkan Derbendi'nde Osmanlı'ya hayat hakkı kalmamıştır Dük d'Albares. Bize bir şehzade lazım senyor Mahmut. Osmanlı'yı ancak Osmanlı yıkar. Yaşayan Osmanlı şehzadesi bulmak kolay mı sanırsın? Hazinelere kavuşmak da kolay değil senyor Mahmut. Şarabın güzeli beklemesini bilenindir. Beklemenin bir sonucu olmalı. Güzel yeğeniniz Kontes Maria ne düşünüyor bu konuda? Tıpkı sizin gibi senyor Mahmut. Hareminize girmekle mutluluk duyacaklarını bildirmemi rica ettiler. Hazine için Osmanlı malkoçlara güvendi Dük d'Albares. Siz de her hususta bana güvenebilirsiniz. Şerefe! Oğlum, Doğan Bey'im! Karanlıklarda kaldım yavrum! Yavrum Doğan Bey'im! Yetişin, yetişin! Yavrumu aldılar! Kont Bey'im yetişin! Muslu, Muslu! Neredesin Muslu? Ne olur biraz ışık, ışık verin! Işık verin ne olur yavrum! Aldılar, ah, aldılar! Aldılar Doğan Bey'imi aldılar! Yetiş Malkoçoğlu! Yetiş de çocuklarını kurtar! Işık, ışık alacaklar! Alacaklar, alacaklar! Ana hatun kendine gel! Bak Kurt Bey burada! Kurt Bey'im! Oğlum! Kurt Bey'im yavrum! Kurt Bey'im! Unutma! Unutma kardeşini! Oğlum! Bir oğlum da yeter intikamımızı almaya! Günü geldi mi Kurt Bey'im de yeter! Olmadı! Daima her hamle hareketinde gözün düşmanda olacak. Tekrar et. Peki. Don Diaz, aslında Malkoçoğlu Doğan Bey, sana emanet Don Jose. Yüksek ideallerimiz için en önemli silahımızdır o. Barbar Türkleri kılıçla değil, üstün aklımız ve parlak zekamızla yenebiliriz. Sen ve kardeşin, babanız asil Don Castellani'nin vasiyetini unutmayın. Babanızın düşman topraklarında kalan hazinesi, barbar Türk sürülerini parçalayıp yok etmek için kullanılacaktır. Babamın vasiyetini yerine getireceğime yemin ederim Dük d'Albares. Biliyorsunuz, yeminli görevinde asil kardeşim de başarıyla ilerliyor. Sizlere güveniyorum. Asil Don Jose. Asil çocuklarım. Hadi bakalım, şöyle bir ata atladığını göreyim usulünden. Al, getirdim sazını Kurt Bey. Defol kız, kırmayayım ayaklarını. Peki dedeciğim. Öyle tutulmaz dedik 40 kere be. Saz çalıp divan okumaktan baş kaldırdığın yok ki! Akıncı mı yoksa aşık mı olacaksın başımıza? Hem akıncı hem aşık olur! Kötü mü dedeciğim? Sus kız! Sana karışma demedim mi? Demedim dedeciğim! Kapat çeneni! Peki dedeciğim!
ben sana demedim mi? Demedim dedeciğim. Buraya gel! Sen şeytan çekici değil, şeytanın ta kendisisin! Tövbe dedeciğim! Vallahi seni yalancı veren, bıktım senin yalanlarından dola verenden! Seni düzenbaz seni! Hazır ol Dondiyaz! Şu mezardaki anneciğin Isabella'yı alçakça öldürüp kardeşin Don Passos'u kaçıran Türklerden intikam alma saatimiz yaklaşıyor. O günü sabırsızlıkla bekliyorum Don Jose. Kurt Bey nerede kız? Kurt Bey mi? Edirne'ye gitti o dedeciğim! Ne? Edirne'ye! Yalancı düzenbaz seni! Demek ki gelmiş dedeciğim! Birinizin yalanı, birinizin sazı, ilahisi, kitabı! Bıktım be! Şimdi biraz da ilim Şahin Bey! Edirne'de hünkâr divanında beklerler seni! Devletli hünkâr bizden ne ister ki? Ola ki saz çalmanı ister! Aaa! Süleyman Han yedi düvele harbe hazırlanır, Malkoçoğlu Kurt Bey de sorar hünkâr benden ne ister diye! Bire yürü, sıkma canımı! Yedi düvele harp mi? Harp! Ne olursun dedeciğim, ben de geleyim. Defol ne olur. Kız! Kölen olayım dedeciğim, kurbanın olayım! Elinin hamurundan, bir de senden mi uğraşacağız, defol! Ömrümde hamur yoğurmadım! Ekmek gözüme dursun, size yük olmam ben! Zaten hamur yoğuramazsın ki! Senin gibi oğlan mı kız mı belli değil mahluku, kim sokar mutfağına? Ha? Hanginiz benim kadar buradaki mağaraları, gizli keçi yollarını bilirsiniz? Hadi! Ben de kendim giderim! Ha? Kendin mi gidersin? Süleyman Han beni de çağırtmış! Asesler sabahleyin bana da name getirdi! Seni yalancı düzenbaz! İşi yok da Süleyman Han sana name yollayacak! Tövbe dedeciğim, mahsusluktan tövbe de! Tövbe de! Vallahi tövbe! Yalancı düzenbaz seni! Oğlum! Anam, hiç mi yanılmazsın sen? Ana yanılır mı? Gözlerim görmüyor ama... gönlümde binlerce şamdan yanıyor. Seni de görüyorum. Kardeşin Doğan Bey'imi de. Süleyman Han divanından istemişler. Yola çıkıyorum. Duanı eksik etme anacığım. Yolun açık, kılıcın keskin, zor işlerin kolay olsun. Doğam da seninle, güvencim de. Kurt Bey, canım oğlum. Canım yavrularım benim. Şevketli hünkârım, arzım vardır. Tam isabet! Bu iş olacak, Don Jose! Annemi öldürüp kardeşimi kaçıran zalim Türkler... Hristiyanlık dünyasının bir Miloš Obilić daha çıkardığını görecekler! Miloš Obilić, Sultan Murad'ı öldürdü. Sen dünyaya muhteşem diye ün salmış Sultan Süleyman'ı öldüreceksin. Barbar Türklerin sonu göründü Don Diaz! O günü göreceğiz Don Jose! Asil büyük babam Dük Dalvarez... mezarında rahat uyuyabilir.
Şevketli hünkârım, yüksek huzurlarınıza kabul lütfunda bulunduğunuz Mahmut kulunuzun naçiz hediyelerine de lütfen ve tenezzülen iltifat buyurunuz devletli sultanım efendim. Ordu-yu Hümayun sefer üzredir. Balkan derbendi güzergahımızdır. Bölgende asayiş nicedir Mahmut? Uçan kuşlar ömrü devletinize dua ile kanat çırpar şevketli, adaletli hünkârım. Bedbaht amcamız Şehzade Ahmet'in oğlu Murat'ın İran'dan ülkemize geçtiği, bu ellerde görüldüğü söylenir. Ayrıca Kara Şövalye namında bir eşkıyadan bahsederler. Müslüman ahalimize dehşet salar, zulmedermiş. Böyle bir kafirden bahsedildiğini biz de duyduk devletim. Tiz vakitte kellesini huzurunuza getiririz. Allahu Teala münafıkları kahreylesin. Kullarınız ömrü devletinize duadan başka şey bilmezler efendimiz. Daima hak yolunda duada olasınız. Ferman devletli efendimizindir. Baban bir hazinenin sırrını da birlikte götürdü Kurt Bey. Bizim hazinelere ihtiyacımız yoktur. Ancak hainler münafıklar eline geçmesi de devlete zarardır. O sırrın yarısı kardeşim Doğan Bey'i kaçıran haramilerin elinde devletli Hakan'ım. Ya öteki yarısı? Öteki yarısı annemde saklıdır. Neden açıklanmaz? Ferman efendimizindir. Konuş Muslu. Babası Malkoçoğlu Ali Bey'in vasiyeti icabıdır devletli sultanım. Oğullarım ancak yiğitliklerini ispatlayınca sırrı öğrenip gereğini yapsınlar demişti. Malkoçoğullarının vasiyetine saygı borcumuz vardır. Ne düşünürsün Ahmet Paşa? Ferman devletli hükümdarımızındır. Yiğitliğinin ispatı için fırsat bulmak gerekir. Doğru söylersin. Balkan derbendinden iyi haberler gelmez. Mahmut Bey, cennet mekan babamız Selim Han'ın yadigarıdır diye dokunmak istemeyiz. Tez yola çık. Riyaya zulmedildiği söylenir. Tahkik et. Hazine bu topraklardadır. Ola ki bir fitneye haddini bildirir. Babam Malkoçoğlu Ali Bey'in vasiyeti üzere sırra erişmeye hak kazanırsın. Yolun açık olsun. Sizin güveninize, babamın vasiyetine hak kazanmaya çalışacağım, devletli hünkârım. Zulüm yanınızda kalır mı bellersin? Kahpe kahpar! Neyden kaçanların cezasıdır? Köyümüz derbent köyüdür. Fermanımız vardır. Vergi ödemeyiz. Öyleyse ferman kurtarsın sizi! Artık bölgede rahat çalışabilir şehzadem.
Edirne'de amcazadeniz tam gaflette. Baş kaldıran Derbent köylüleri de yakalandı şehzadem. Sultanlar Sultanı 3. Murat Han, bu köylülerin barut yapımında çalıştırılmalarını irade buyuruyorlar. Ferman efendimizindir. Getirin şu beyleri. Ferman devletli hükümdarımızındır. Ferman efendimizindir padişahım. Bre, niçin bana biat etmezsin Rıdvan Paşa? Babamın bunca iyiliğini gördün. Biz hükümdar değil miyiz? Allah devleti Sultan Süleyman'a nasip etmiş şehzadem. Bir kavimde iki baş olmaz şehzadem. Varın padişaha biat edin. Bu milleti kardeş kavgası yüzünden birbirine düşürmeyin. Bu mızrak yakında güvendikleri Süleyman'ın kellesini de taşıyacak. Kılıcımız Sultanlar Sultanı'nın emrindedir. Sultan Murat ismi payidar olsun. Kutsal İsa üzerine yemin ederim ki mukaddes papalık ve ona bağlı Hristiyan krallıklar Süleyman öldüğü gün devletli sultanımızdan başka hiç kimseyi tanımayacaklar. Biz de dostlarımızı mükafatlandırmakta kusur etmeyeceğiz. Bu hususta sen de dikkatli olasın Sadrazamım Mahmut Paşa. Ferman efendimizindir. Yaşasın Sultanlar Sultanı Murat Han! 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 Böyle bir işte nasıl yalnız bırakırım seni? Kara Şövalye'nin kol gezdiği yerlerdir buralar. Yalnız gider miyim? Şahin Bey de var. Tepeme attırma! Zaten Süleyman Han bilse ki Malkoçoğlu kuşbaz bir aşıktır, dünyada böyle bir görev vermezdi. Nereye gidersin? Bu canım yerde, saz çalmadan olur mu? Delirdin mi sen? Bre güzel Allah'ım! Nedir bu muslu kulunun başına gelenler? Bre cenge mi gideriz, Franklerin karnavalına mı? Bre seni göndereceğine Süleyman Han, şeytan çekicini gönderseydi daha münasipti. Bre... Ben buradayım zaten dedeciğim! Dememiş miydin sen sana? Onun için bırakmadım peşinizi. Güzel Allah'ım, aklımı koru sen benim. Dedeciğim, vallahi billahi ben size yük olmam. Bak buraya kadar nasıl geldim. Bak işte! Sus be! Peki dedeciğim, sustum. Elimden bir kaza çıkmadan bin şuna! Ne olursun Kurt Bey, sen bana... Sus! Kurt Bey kendini kurtardı da sen kaldın, atla! Ama ben dede! Ben şunu bildik bir kervana emanet edip geleyim. Dedeciğim, ne olursun dedeciğim! Sus! Devletli şehzadem, İstanbul'dan gelen haberde Malkoçoğlu Kurt Bey'in bölgemize tahkik için gönderildiği bildirilmekte. Peki ne tedbir düşünürsün Mahmut Paşa? Geleceği varsa göreceği de var sultanım. Zaten yarım kalmış bir hesabımız vardı Malkoçoğulları'yla. Kurt Bey'in işini Kara Şövalye görecek devletli hünkârım. Size bağlılıklarını bildirmek isteyen Kara Şövalye huzurunuza kabulünü bekler. Gelsin. Kuşlara yem olmazsan çok iyi benim aşık oğlum Kurt Bey! Kara Şövalye! Merhaba! Bu kadar
sıcakta böyle karalara bürünmene sebep ne ola ki? Ha, anladım! Matem tutan manastır keşişlerindensin. Gevezeliği bırak da son dualarını et, Don Pasos. Don Pasos mu dedin? Yanlış kapı çaldın ahbap. Ben de öyle donlara monlara benzer. Hem de çok var. Ne yazık ki seni öldürmek zorundayım Pasos. Kolla kendini! Ha, şimdi anladım. Sen şu kara şövalye denilen maskara herifsin. Gaf! Epeyce de hızlıymışsın. Ama şimdi bizim baba yadigarını görünce ne yapacaksın bakalım? Fena değilmişsin hani. Evvela dilini vuracağım. Kardeşim, şimdi anladım. Bu kadar güçlü olman için Türk kanı taşıman gerekir. Gene de üzülme, nihayet kardeşine yenildin. Evet, kardeşim Don Pasos'a. Annemizi öldürüp seni kaçıran barbar Türklerden intikam alma saatimiz geldi Don Pasos. Gerçekleri öğrenirsen bizimle olursun. Ne gerçeği be? İyi ki annemizin gözleri kapanmış. Bu hallerini görseydi, seni kaçırdıkları günden fazla kahrolurdu. Aptal kardeşim benim! Kurtar kendini Türklerin büyüsünden! Kaderin ayağına getirdiği fırsatı kaçırma! Anlaşılan şu kas kafandaki yalanlardan kurtulman kolay olmayacak. Zamanım olsaydı sana her şeyi öğretirdim! Gene de seni annemize götüreceğim. Cezanı o versin. Hünkâr emriyle iş görürüz. Ağzını sıkı tut. Tutarım. Merak etme Kurt Bey. Ben de sizlerden oldum işte. İsa kurtarsın seni Don Çakaloz. Bunu da kurcalayıp akordunu bozma. Sana emanet Hancı Baba! Hiç merak etme Kurt Bey! Ayrılacağız Şahin Bey! Uyanık ol! Beni kolla ha! Gözünü üstümden eksik etme! Hadi eyvallah! Bizim aşık oğlan geçti mi buradan? Kimmiş o? Budala, beceriksiz, aşık herifin biri. Geçmedi öyle kimse! De! Zalimler zalimi Mahmut Bey'in uşağı kara şövalye. Davran bakalım! Zalimlerin hain olduğunu da biliriz. Sizin haberiniz yok mu? Ya sen kimsin, ne ararsın buralarda? Adamlarına güvenmeden vuruşacak yürekli birini ararım. Ne durursun? Gel! Buldum böyle birini.
bu tosun kelime-i şehadet getirmeden öbür dünyayı boylarsa... duasını sen et Şahin bey. Bre, sen büyücü müsün yoksa? Süleyman kavmindenim. Kuş dilini iyi bilirim. Bir de dövüş etmesini. Ver bana, sen kimsin? Malkoç vuruşudur bu. Malkoç vuruşunu bilen gereğinde dilini tutmasın da bilmeli. Hain Mahmut'tan söz ettik, yetmedi mi? Seni gebertmeden kormuyum alçak kara şövalye! Öldürün lanı! Durun, öldürmeyin! Onun cezasını ben vereceğim. Hoş geldiniz Şövalye Diyaz. Efendin nerededir? Sultan Murat'la mağaradalar. Bunları da mağaraya götürün. Emriniz başım üstüne. Kuzeniniz Don Jose sizi Çatalkaya'da bekler. Fazla bekletmeyeceğim. Geçti mi buradan? Kimse geçmedi buradan, defol! Aa, peki amcacığım, kızma! Mukaddes vazifeni yaptın mı, asil Don Diaz? Bedbaht kardeşimin bedeni... Tuna'daki balıkların karnında, ruhu da cehennemde zebanilere hesap veriyor. İsa günahlarını bağışlasın. Amin. Artık rahatça harekete geçebiliriz Don Diaz. Unutma ki Osmanlı padişahı muhteşem Süleyman'ı Kurt Bey kılığında yok etmen... Hristiyanlığın ölmez zaferi ve parçalanmış barbar Türklerin yalnız Avrupa'dan değil... yeryüzünden de sürülüp atılmaları olacaktır. İsa bizimledir. Amin. İleri! İşi yavaşlatanları sorgusuz asın. Ferman efendimizindir. Sultanlar Sultanı'na yürekten saygılarımı sunarım. Hoş geldiniz değerli dostlarım, büyük konuklarımız. Vazifesinin birinci kısmını başarıyla yerine getirmiş olan... kara şövalyemiz, asil kuzenim Don Diaz... ulu hünkâra bağlılıklarını arz eder. Birinci Malkoç gitti. Öteki tedbirleri de görelim Mahmut. Ferman efendimizindir. Orman
anda Şövalye Don Diaz'ın yolunu kestiler. Cezaları efendimiz? Asın! Devletli hünkârım, müsaade buyururlar mı? Söyle Don Diaz. Öldürecek insan çok bulacağız Süleyman'ın etrafında. Bize şimdi çalışacak insan lazım Devletlim. İzin verirseniz barut yapsınlar. Tedbirli düşünürsün Şövalye Diaz. Çalışsınlar. Gelin! Çabuk olun! İstanbul'dan haber geldi Devletlim. Süleyman Han ordusuyla yola çıkmış hünkârım. 3-5 güne varmaz aşağıdaki Derbent'ten geçerler. Hazır mıyız Mahmut? Tedbirde kusur etmeyiz sultanım. Şövalyeler de yarın buradadır Devletlim. Hesaplaşma günümüzdür Süleyman. Merhamet bekleme benden. Kapanına mı düşmüş? Ne öyle gözlerini belirtip duruyorsun? Seni kurtaracağımı mı zannediyorsun? Kız mı, oğlan mı belli olmayan bir yaratıktan yardım beklemen çok ayıp. Koskoca Kurt Bey'ine yakışmıyor vallahi. Aa, neyse sazını da bırakmışlar. Hadi gene gözümün önüne o melek anneciğin geldi. Kardeşin Doğan Bey'i kaçırmışlar. Ağlamaktan gözlerini kaybetmiş. Sana da bir felaket geldiğini duyarsa... Allah korusun. Hayatını kaybeder canım teyzeciğim. O mübarek anneciğine dua etsen gene. Teşekkür eder. Önce bizi çıkarır insan. İşim bitti ya. Sazını da unuttum. Dellendi bu oğlan. Demedim mi ben, çok okumanın sonu iyi değildir. Esma sıçradı üstüne. Kurşun mu döktürmeli, ne etmeli? Hey güzel Allah'ım!
güzel prenses Maria'nın rakslarının övgüsü İran saraylarına kadar gelmişti. Güzel Maria'mız böyle muhteşem bir gecede danslarından mahrum kalmanıza razı olmaz herhalde. Temizlemekte zorluk çekmemişsindir herhalde Şövalye Diyaz. Çok kolay oldu. Kurt Bey kılığında Süleyman Han'a sokulmanız da zor olmayacak. O serzem oğlanı beni tahkika gönderdiler. Görevinizi tamamlayıp bizden iyi haberler götürün Süleyman Han'a. Merak etmeyin, sizden çok iyi haberler götüreceğim Süleyman Han'a. Artık hazinenin anahtarları da çıkmalı Don Jose. Anahtarları tamamlamamız Süleyman Han'ın ölümüne bağlı Mahmut Bey. İkinci anahtar onun yakınında. Ancak hazine elimize geçmeli ki Süleyman Han'a karşı güçlü olalım Don Jose. Siz güçlüsünüz sultanım. Kutsal papalık her türlü ihtiyacınız için sonsuz krediniz olduğunu bildirmeme emir buyurdular. Don Castellani'nin hazinesi papalığın hazinesi yanında ummanda bir damladır sultanım. Kurtarıcım ol Şövalye Diyaz. Bıktım bu zindana kapanmaktan. Mahmut'tan da nefret ediyorum. Saçma sapan ihtirasları uğruna beni bu zindana yollayan mezardaki Dük Dalvarez'den abim Don Jose'den de. Oh, İsa günahlarını affetsin Maria. Derhal odana kapan. Kutsal Meryem Ana'ya dua et. Yıllardır gözyaşlarıyla ettiğim duaları kabul etti de Meryem Ana belki de seni gönderdi bana. Kutsal İsa, sen koru beni. Kutsal İsa, Mahmut gibi aşağılık bir sarhoşa köle edilmiş zavallı Maria'yı koruyacaktır. Hristiyanlık uğruna görevimizin kölesiyiz Maria. Bıktım artık. Bizim yaşamaya hakkımız yok mu? Kaçalım buradan Don Diaz. Al götür beni. Hazineyi ele geçirdik mi dünyanın her yerinde krallar gibi yaşarız. Günahlarımızı bağışla kutsal İsa. Hazineyi bulmak kolay mı? Birlikte olursam kolay. Planların yarısı Mahmut'un odasında, duvardaki çekmecede. Peki. Doze, ya Don Diaz işin aslını malkoçlardan kaçırıldığını öğrenirse?
Don Diaz görevini yerine getiremeden hangi budala açıklar bu sırrı? Görevden sonra da ister Hristiyan olarak ölür, ister Müslüman olarak. Bu bizim mutluluğumuzu eksiltmez. Eksiltmez, içerim öyleyse. Malkoçların bir piçi geberdi. Öteki de ister Hristiyan gebersin, ister Müslüman. Nerede Don Pasos? Kurt Bey nerede? Kutsal İsa günahlarınızı bağışlasın. Ayıp senin yaptığın Şahin Bey. Gözün üstümüzde olsun dedik ama yatağımızda olsun demedik. İsa seni de affetsin. Odana çekil Maria. Malkoçoğlu Kurt Bey'in oyununa geldik. Malkoçoğlu? Kurt Bey! Oh, Madonna! Olan bir şey yok sultanım. Kurt Bey yaralı. Biz de elimizi çabuk tutacağız. Evet, elimizi daha çabuk tutacağız. Hemen işe koyulmalıyız. Benim aslan oğlum. Meğer neymişsin sen? Verdiğim emekler boşa gitmemiş. Bırak bunları şimdi Muslu baba. Hünkârın hayatı tehlikede. Hemen gitmem lazım. Sen yaralısın oğlum. Nasılsa hünkâra sokulamazlar. Bu şifalı otlar bir gecede iyi eder seni. Yarın birlikte gideriz. Çok geç olur yarın.
Desene hancıdan kurtardığımıza değmedi seni. Bu sefer de postu deldin. Oh sen! Bir daha da sazını taşırsam ellerim kurusun. Canım çıktı zaten. Demek sendin! Evet ben! Şey! Ama dedeciğim canını kurtardım! Dedeciğim ha? Yesin seni! Vallahi billahi ben kurtardım dedeciğim! İyi halt ettin, yesin! Sen bir daha başından büyük işlere burnunu sokacak mısın ha? Sana söylüyorum! Hey, sana söylüyorum! Posta! Kurtbey! 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 Bunlar hep senin yüzünden Yezid! Dedeciğim, vallahi bile bir dakika! Buraya gel bakayım! Siz ki Ferdinand'ın elçileri Lambert ve Nigarula, tez bu mektubu efendinize iletin. Şimdiye değin kaç keredir üstüne gelirim. Ne senden, ne karındaşından namu nişan yok. Askerlerinden utanmazsan, karından utan Ferdinand. Meydana aslandan boş bulan tilki gibi biz olmadık da ortaya çıkıp zulmedip artıkla geçinmek erlik midir? Bu kere dahi meydana gelmezsen, kadınlar gibi iyi ve çıkrık alıp padişahlık tacını vurunmayasın. Erlik adını da diline getirmeyesin Ferdinand. Biraz şengör, büyük sultan! Cevabınızı aldınız, tez çıkın huzurumdan! Ferman efendimizindir, çıkın! Kale muhasaralarında eğlenmeyesiz, yol alasız. Emri ferman devlete sultanımındır. Akıncı beyleri Mihaloğlu Mehmet Bey'e, Gazi Hüsrev Bey'e, Kasım Bey'e emirleriniz bildirildi şevketli hünkârım. Malkoçoğlu Kurt Bey'den haber yok mudur? Balkan derbendinde ahval nicedir? Yaramaz bir nesne olsa haberimiz olurdu devletli sultanım. Malkoçoğlu Kurt Bey'in dönmek vaktidir. Bekletmeden huzura alasız. Emri ferman devletli efendimizindir. Malkoçoğlu Kurt Bey! Malkoçoğlu Kurt Bey! Malkoçoğlu Kurt Bey! Malkoçoğlu Kurt Bey'in tez kellesini isterim. Thank you.
sultanımızın fermanı gereğince her kim ki Malkoçoğlu Kurt Bey'i ölü veya diri teslim ederse 100.000 akçe ile mükafatlandırılacaktır. Yardım edenlerin, görüp de haber vermeyenlerin man çıkmıştır. Duyduk duymadık demeyin. Malkoçoğlu Kurt Bey kurtardı demek. Her yerde onlar. Babam Şehzade Ahmet'e karşı da onlar tahta çıkarmıştı amcam Selim'i. Artık bitmeli. Kökü kurumalı Malkoçların. Bitecek devletim. Bu sefer hem Kurt Bey'i hem de saklı olan hazineyi ele geçireceğiz. Nereye sakladın hazine planını? Pis canlı bağışlarım eğer söylersen! Sana! Söylüyorum! Şöyle! Alçak köpekler! Şöyle! Devletli hünkâr Murat Han sizi bekler! Emir devletlimindir! Bu kadını burada koman gaffar! Oğlu da peşinden gelecektir! Don Jose ile birlikte Alaca Mağara önünde tutun! Kurt Bey'e pusudur! Kadını da konuşturun mutlaka! Oğlum, Kurt Bey'im yetişin alçaklar! Alçaklar! Adamları, Alaca Mağara'da Kurt Bey'e pusu kurdular. Ana hatun nerede? Onu da oraya götürdüler. Padişahın bizden önce davranıp onu gebertecek! O da hain ilan etti senin kahpettörünü! Sus köpek! Malkoçoğullarından asla hain çıkmaz! Görmüş! Oğlum sensin! Sensin! Oğlum! Oğlum! Gel! Yakın!
Ben anne, ben! Senden alçakça koparılan oğlum! Doğan beyim! Allah'ım! Allah'ım sana binlerce şükürler! Görüyorum, görüyorum! Yavrum! Yavrum! Yavrum benim! Artık mutluyum. Ah! Anne! Size her vakit güvendim çocuklarım. Babanızın vasiyeti olan plan kılıcının kabzasında. Babanızın yolundan ayrılmayın. Benim yiğit evlatlarım. Anne! Dinleyin çocuklar! Annenizin hayatına mal olan hazinenin hikayesini ikinizin de öğrenme zamanı geldi artık. Babanız Malkoçoğlu Ali Bey, yıllarca önce Mora'da Kont Castigliani'yi bir düelloda yıkmıştı. İşini bitirecekken Castigliani yalvardı ve canına karşılık İstirya hazinelerinin planlarını verdi. Babanız bağışladı Castigliani'yi. Aslında Kalleş Kont, hazine sandığını açacak anahtarları vermemişti. Anahtarlar oğullarındaydı. Biri Don Jose'de, öteki oğlunun nerede olduğunu hala bilen yok. Kim bilir, belki de vardır. Keşke canımdan can verebilmek elimde olsaydı. Anamı bulduğum an kaybettim. Kaybetmiş sayılmazsın. Bilmediğin, tatmadığın bir sevgi yerleşti yüreğine. Ana sevgisi bu. Bundan sonra aklımızla yol alırız, duygumuzla değil Doğan Bey. Senin aralarına dönmen gerek. Ferdinand'ın elçileri hünkârla görüştükten sonra Mahmut Bey'in yanında görünmüşler. Bir fitne hazırlandığı meydandadır. Sen bu fitneyi öğrenirken ben de iki parçası elimizde olan planla hazineyi bulacağım. Sonra burada buluşur. Doğru söylesin Kurt Bey. Planlarını öğrenip burada buluşalım. Haşmetli Kral Ferdinand'ın elçileri Asil Lamberg'le Asil Nigarula iyi haberler getirdiler. Süleyman etrafın boş olduğuna iyice inanmış. Majestelerimizin de isteği buydu devletli sultan. Kendisi Derbent'ten ufak bir kuvvetle geçecek. Yarın Süleyman Derbent'e girince toplar patlayacaktır Asil Lamberg ve Asil Nigarula. Yıkılan kayalarla Derbent kapanacaktır. Top sesleri Alkilon deresinde pusuda bekleyen kuvvetlerimize hücum işareti olacaktır sultanım. Çekilebilirsiniz. Haminiz Don Jose'nin ölümü sizi bir hayli üzmüşe benzer Asil Don Diaz. Evet. Kahpe bir baskına uğradık. Sizin kurtulmanız bir mucize Don Diaz. Bir hayli yorguna benzersiniz. Haklısınız. Müsaadenizle çekilebilir miyim?
Elbette asil Don Diaz. Şimdi aldatma sırası bize geldi şehzadem. Bir tanesi bizi öbür Malkoçoğlu'nun yanına götürecek. Hazineyi ele geçirdikten sonra işini de... Castellani'nin genç yaşta ölen sevgili karısı. Dönelim artık. Bizden başka kimse bulamayacaktır bu hazineyi. Kız olmuş. Allah cezanı versin. Herhalde biraz sonra gelirim. Kıstırıldın Kurt Bey. Bu da öteki Malkoçoğlu Doğan Bey. İkinizi de geberteceğim. Malkoçoğulları ikiniz de yavaş yavaş gebereceksiniz. Yalnız ölmeden önce hazinenin yerini söyleyeceksin. Onu hiçbir zaman öğrenemeyeceksin Mahmut. Çünkü planları yaktım. Kafamın içindeki plan da ben öldükten sonra işine yaramayacak. Ben seni söyletmesini bilirim. Köpek! Köpoğlu köpek! Götürün bunları! İşkence mağarasına götürün! Ne
hazinenin yerini söylemedikçe bu taş elinden alınmayacak. Kuvvetin kesilince onları öldürmüş olacaksın Kurt Bey. Yorma kendini Kurt Bey! Bırakıver taşı da hazine yerine hava alacaklarını anlasın bu köpekler! Sen de bu ahmaklığınla hünkâr olayım dersin Şehzade Murat! Seni böyle keyiflendiren nedir ki? Hazinenin asıl sırrını Dük Dalvarez bir Don Jose'ye söylemişti. Demek bir de Kurt Bey'e emanet etmiş. Don Jose'nin bildikleri sende saklı olmalı. Diyelim ki öyledir. Bunun size ne karı olur ki? Deneyeceğiz. Size hem de Süleyman'a mezar olacak. Gözünüzü dert açın. Her şey tamam değil mi Mahmut? Her tertip yerindedir. Osmanlı ordusu Akrilon deresine girdiği an, evvela mevziylenmiş toplar ateşlenecek, sonra bağırt doldurulmuş kayalar atılıp yollar kapatılacak. Daha sonra Ferdinand'ın ağaçlar arasındaki 500 atlısı ile bizim fedailer saldıracak. Süleyman öldürüldükten sonra her şey tamamdır devletlim. Göreyim seni, sadrazamım Mahmut. Thank you.
Hasretin ırmakları akar Allah deyu deyu çıkmış İslam bülbülleri öter Allah deyu deyu. Topraklarımda yolumuz kesilir. Tez temizliğin yolu.
Padişahım! Padişahım! Mahmut Bey ve Şehzade Murat, Ferdinand'ın askerlerinin yardımıyla orduyu Humayun'a tuzak kurmuşlar. Fakat bir tek Sadık Bendeniz onlara mani olmuş. Kimmiş bu Sadık Bendeniz? Malkoçoğlu Kurt Bey. Kurt Bey mi? Evet hünkârım. Kafirler yakalandı hünkârım! Mübarek hayatınıza kastedip birçok kullarınızı katleden Kurt Bey'i yakınınıza sokmadan kurban etmek gerekir devletlim. Dur bakalım Ahmet Paşa, bu gelenler pek kötü niyetliye benzemez. Destur isterim. Nifak ve tertiptir padişahım, inanmayasınız zinhar! Her türlü cezaya razıyım hünkârım. Önce bir dinleyin. Konuş Kurt Bey. İşte, iradenize karşı koyup devlete isyan eden hain Şehzade Murat. Bağışla beni sultanım. Götürün! Bu da Kont Castillani'nin hazinesi. İşte anahtarı devletli hünkârım. Adamın nasıl bir sahtekar olduğunu gözlerinizle gördünüz hünkârım. Devletli hünkârım, Castillani'nin hazinesini açmak için ikinci oğlundaki anahtar da bulunmalı. Aramızdaki tek kişi bu sandıkı açıldığı zaman merak edip içine bakmadı. Çünkü yalnız o bu durumu biliyordu. Ne demek istersin Kurt Bey? Şunu demek isterim ki devletlim, bu adam Don Castillani'nin casus olarak aramızda dolaşan ikinci oğlu Don Sforza, yani Ahmet Paşa'dır. Padişahım! Söylediklerini ispat edebilir misin Kurt Bey? Emir buyurursanız boynunu açsın hünkârım. İkinci anahtar boynundadır. Sen kimsin? Bir zamanlar hayatınıza kastetmek alçaklığına kalkışan, şimdi de affınızı dileyen Malkoçoğlu Doğan Bey. İyi bir uğraş verdiniz Malkoçoğulları. Dinlenmeyi hak ettiniz. Bu arada sen de düğünü tamam edip sefere yetişesin. Kurt Bey! Ne olur ben de harbe geleyim devletli hünkârım! Allah cezanı versin! Malkoçoğullarına evlat lazım. Çocuklarınıza muslu bakarsa sen de gel.
Sen beni öldüreceksin. Hem de kaçar gider bu kız, çocuklar bana kalır. Bir de Ulu Hakan'a harbi ben değilim diyecek misin ha? Eline sağlık, vur! Daha hızlı vur, daha